Bugün konumuz Hyundai Kona. Kona makyajlandı ve ömrünün ikinci yarısına başlamaya hazır. Makyajla neler değiştiğini anlatacağım size bu videoda. Ama önce birazcık Kona'dan bahsetmek lazım. 2017'de satışa sunuldu Hyundai Kona ve o günden bugüne 228 bin adetlik satışa ulaştı sadece Avrupa'da. Bu çok çok önemli bir başarı. 3 yılda Hyundai Kona, Hyundai'nin Avrupa'daki en önemli modellerinden bir tanesi haline gelmiş durumda. Evet, SUV pazarı patladı, SUV'lara talep arttı ya da yerden yüksek her şeye olan talep arttı ama Kona bundan daha önemli bir büyüme gösterdi. Çünkü Hyundai tarafından Kona'ya anahtar bir rol biçildi. Kona'nın kendine has bir altyapısı var. Bu altyapı da çok farklı güç seçeneklerine müsait bir altyapı. Türkiye'de satılanlar benzinli ve dizel motora sahip Hyundai Kona'lar. Bunun dışında Avrupa'da hibrit versiyonu satılıyor Hyundai Kona'nın. Prizden şarj edilebilen uzun elektrik menzilli bir ikinci hibrit versiyonu daha var. Dahası sadece elektrikli bir versiyonu da var. Ve zaman zaman Hyundai Kona'nın satışlarının %40'a yakın bölümü bu alternatif enerjili versiyonlardan oluştu. Yani Kona Hyundai'nin dönüşümünde, Avrupa'daki özellikle dönüşümünde çok çok önemli bir paya sahip, anahtar role sahip. Bu sayede de önemli bir konum elde etmiş durumda. Makyaj belki bu nedenle çok güçlü değil Hyundai Kona'da. Çünkü başarılı olmuş bir araçtan bahsediyoruz burada. Ben açıkçası kendi adıma ya sev ya nefret et tasarımlarından bir tanesi olarak yorumlamıştım Kona'yı ama zaman içerisinde gözüm alıştı benim. Şu anda hoşuma gitmeye bile başladı Hyundai Kona'nın tasarımı. Bu tasarım çok fazla değiştirilmemiş. Genel olarak ön tamponun ciddi bir şekilde elden geçirildiğini görüyoruz. Farların aydınlatma bölgeleri değiştirilmiş ama formları değiştirilmemiş. Hiçbir şekilde dokunulmamış buna. Ve genel tasarım çizgisi böyle korunmuş aslında otomobilin. Şöyle bir baktığınızda evet makyajlı Kona'yı çok rahat tanıyacaksınız ama eski Kona'dan farklarını tek tek söylemeniz de çok zor olacaktır iki aracı yan yana görmedikten sonra. Profilinde yapılan değişiklikler daha az. 17 ve 18 inçlik jantlar yenilenmiş yeni tasarımla birlikte geliyor. Bence makyaj için çok çok önemli bir girişim bu. Bunun dışında 5 tane yeni renk seçeneği var. Öyle garip isimleri var ki bu renk seçeneklerinin 4 tanesinin ne olduğunu, daha doğrusu 3 tanesinin ne olduğunu hiç anlayamadım bile. 2 tanesi gri ve mavi tonu olsa gerek. Çünkü içlerinde bu ana renkler geçiyor. Diğerleri bayağı uyduruk isimlere sahip. Bunları da zaman içerisinde görürüz nelere benzediklerini. Burada görmüş olduğunuz mavi de yeni renk tonlarından bir tanesi sanırım. Bunun dışında da zaten profilde çok önemli bir yenilik yok. Ama jantlar gerekli tazeliği muhtemelen pek çokları için sağlayacaktır. Arka tasarıma geçildiğinde yine öndekine benzer bir yol izlendiğini görüyoruz. Aslına bakarsanız tampon değişmiş, tamamen değişmiş hatta tampon. Stop lambalarının İki farklı stop lambası grubu var Hyundai Kona'da. İkisinin de formları değiştirilmemiş. Aydınlatma bölgeleri yine değiştirilmiş. Bu arada tampon değişimleriyle birlikte, ön ve arka tamponun yenilenmesiyle birlikte Hyundai Kona'nın boyu 40 mm uzamış. Yani 4 cm uzamış. Kona'nın toplam boyunun bile çok uzun olmadığını düşünürsek bu uzama oldukça enteresan. Aslına bakarsanız sınıfındaki konumunu bile değiştirebilecek kadar önemli fonksiyonel bir karşılığı olmasa bile. Bu tazelemelerle birlikte dış tasarımındaki yenilikler Kona'nın tamamlanmış. Aslına bakarsanız dediğim gibi rahatça fark edilebilecektir Kona'nın yeniliği ama eski versiyonları da o kadar kötü göstermeyecek bir makyaj bu. Aslına bakarsanız son dönemde tercih edilen türden bir makyaj. Dış tasarımla ilgili bir diğer yenilik N-Line versiyonu olacak Hyundai Kona'nın. Tucson'dan tanıyoruz N-Line versiyonlarını. Sadece tasarımla gelen, sadece gövde kitiyle gelen versiyonlar değil bunlar. Kona'da da aynısı olacak ama gövde kiti oldukça farklı aslında bakarsanız. Hyundai Kona'nın N-Line versiyonu. Bu arada N-Line'lar çok yaygın olarak sunulacak. Hyundai Ion'un da mesela bir N-Line versiyonu var. Türkiye'de şu anda satışta değil ama 1 litrelik turbo beslemeli motora sahip. Ion'da olacak, i20'de olacak. Elantra'da olacak mesela yılbaşında yeni nesli gelen Elantra'da olacak ve Hyundai Kona'da da gördüğünüz gibi N-Line versiyonu var. Çok farklı bir gövde kitiyle geliyor. Öyle farklı ki mesela logonun ön tampondaki yeri değiştirilmiş. Normalde kaputa daha yakın gövdenin üzerinde dururken burada ızgaranın üzerinde duruyor. Çünkü diğer versiyonlarda logonun olduğu yerde burada hava girişleri eklenmiş. Böyle farklılıklar var. Bütün siyah olan paneller dış tasarımda o arazi aracı görünümünü vermesi için kullanılan siyah panellerin tamamı gövde rengine boyanmış Kona N-Line'la birlikte böylece daha sportif bir tasarıma kavuşması sağlanmaya çalışılmış otomobilin. Arkada da difüzör benzeri bir tampon var. Tabii difüzör olarak çalışmayacaktır bu tampon ama yine de farklı bir tampon sunuluyor. İç mekana geçtiğimizde en dikkat çeken özellik herhalde donanımların değişmesi olmuş. Genelde iç mekanda yapılan değişiklikler
kaplamaların değiştirilmesi yönünde, kalite algısının değiştirilmesi, geliştirilmesi yönünde yapılmış. Bütün kaplamalar neredeyse tamamen değiştirilmiş ve bunun dışında birkaç tane de önemli donanım eklenmiş. Burada görmüş olduğunuz 10.2 inçlik, daha doğrusu 10.25 inçlik iki tane ekran, bir tanesi gösterge tablosu, bir tanesi multimedya ekranı olarak görev yapıyor. Bunun dışında mesela kaplamaların dediğim gibi tamamı neredeyse değiştirilmiş. Havalandırma çıkışlarının etrafına alüminyum kaplamalar mesela eklenmiş. Bütün kumaşlar değiştirilmiş. Yeni deri seçenekleri eklenmiş. Donanımlara bağlı olarak tabii ki bunlar gelecek. Ambiyans aydınlatması eklenmiş. Bütün kokpiti saran bir ambiyans aydınlatması değil. Sadece bardaklıkların içi ve ayak bölmelerini aydınlatan bir ambiyans aydınlatması, ama yine de ambiyans aydınlatması eklenmiş ve elektrikli park freni muhtemelen donanımda görülen en büyük eksiklerden bir tanesiydi herhalde. Elektrikli park freni, elektrikli el freni donanıma eklenmiş. Nasıl sunulacağını tabii ki bilmiyorum şu anda. Üst donanımlarla mı gelecek, standart olarak mı gelecek? Muhtemelen üst donanımlarla gelir. Ama en azından bu donanım artık bulunuyor. Arka koltuk sırası için bir USB portu ve arka koltuklarda ısıtmalı koltuk seçeneği Kona ürün gamına eklenmiş. Son olarak da Kona'nın iç mekanını artık açık renk kaplamalarla da satın alabileceksiniz. Bej kaplamalar donanım listesine eklenmiş. Tabii ki dış renkle kombinasyon olarak bir seçenek olarak gelecektir bu kaplamalar. Bunun dışında donanımlar dediğim gibi değiştirilmiş. Biraz önce anlattığım 10.25 inçlik iki tane ekran var. Bu ekranlardan bir tanesi gösterge tablosu ekranı tabii ki. Kişiselleştirme olanakları olursa eğer gerçekten çok çok başarılı olabilir bu ekranda, ama aranan bir donanım ve farklı sunumlarla birlikte de gelebilecek bir donanım. İkincisi multimedya ekranı 10.25 inçlik opsiyonel olarak gelecek ya da üst donanımlara ait olarak gelecek bu ekran. Bölünmüş ekran özelliğine sahip olacak bu ekran. Yani iki işlemi bir anda yürütebilecek, bir arada yürütebilecek bu ekran üzerinden Kona'nın multimedya sistemi. Ve ilginç de bağlanabilirlik özellikleri olacak. Muhtemelen Türkiye'de çalışmayacaktır bunlar. Ama yine de sunulacak Avrupa pazarlarında en azından anlık trafik bilgisini size gösterebilecek. Müsait park yerlerini size gösterebilecek ve aracınızı park ettikten sonra nihai hedefinize yaya olarak ya da toplu taşımayla nasıl erişebileceğinize dair bilgiler size aktarabilecek burada kullanılan yeni yazılım. Bizde muhtemelen bunlar sunulmayacaktır. Çünkü bizim e-SIM'le ilgili, yani araçların içine yerleştirilen elektronik SIM kartlarla ilgili yasalarımız biraz daha farklı ve bu bağlanabilirlik özelliklerini belli bir server üzerinden yapılmasına izin verilmiyor Türkiye'de. Bu nedenle de bu özellikler Türkiye'de çalışmıyor şu anda. Ama mesela çoklu Bluetooth bağlantısı olacak. Biz de artık onu kullanırız. Avrupalılardan çok çok daha fazla para ödüyor olmamıza rağmen pek çok özelliği yine kullanamayan olacağız Türkiye'de yaşayanlar için. Bunun dışında baz ekran olarak Kona'da artık 7 inç yerine 8 inçlik bir ekran sunulacak. Şu anda Türkiye'de satılan araçlarda ekran olmayan, dokunmatik ekran olmayan versiyonlar da var. Ama anladığım kadarıyla standart olarak 8 inçlik bir ekranla gelecek makyaj sonrasında Hyundai Kona. Ve bu ekranla birlikte kablosuz Apple CarPlay de mesela gelecek Kona'nın donanım listesine. Teknik konulara geçecek olursak motorlar konusunda önemli yenilikler var. 1.6 litre turbo beslemeli benzinli motor, Türkiye'de de popüler bir motor. Gücü 198 beygire yükseltilmiş. 177 beygir şu anda. 198 beygire yükselmesiyle de artık bir Kona GTI olarak anabiliriz herhalde. 200 beygire dayanan gücüyle performans yani bir hayli artmış bu versiyonun. Bu önden çekişte ya da 4 tekerlekten çekişte satın almak olası yine bu versiyonu ve 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla birlikte gelecek bu versiyon. Diğer bir güç ünitesi, bizde çok sevilen bir güç ünitesi, 136 beygir güç üreten 1.6 litrelik dizel motor artık 48 voltluk elektrik sistemli bir mild hibrite dönüşmüş. Yani motora kayışla bağlı bir elektrik motoru, hem marş motoru görevini görecek hem de jeneratör görevini görecek. Siz ayağınızı gazdan çektiğinizde jeneratör gibi çalışıp bir geliştirilmiş bir aküde enerji depolayacak ve ara hızlanmalarda ya da ilk kalkış anlarında dizel motoru hafifçe destekleyerek hem emisyonunu düşürecek hem de tüketimini düşürecek. Mild hibritler çok başarılı sistemlerdir. Biraz daha tabii ki pahalıdır normal versiyonlara göre. Bunu da makyajlı Kona satışa sunulduğunda görürüz ne kadar fiyat farkı olacağını. Yine de hibritlere göre daha uygun fiyatlı bir ara çözüm. Zaten Malta'da herhalde bunu çok rahat bir şekilde açıklıyor. Bu versiyon 136 beygirlik dizel motor 7 vitesli DCT. Türkiye'de muhtemelen standart olarak böyle gelecektir çift kavramalı şanzımanla. Ama diğer pazarlarda 6 vitesli akıllı bir manuel şanzımanla donatılabilecek. Şanzımanın akıllı kısmı
Debriyajının elektronik olarak kontrol ediliyor olması, yani debriyaj pedalına bağlı bir tel yardımıyla değil, direkt elektronik veri aktarımı yöntemiyle aracın debriyajı kendisi kumanda ettiği herhalde böyle açıklanabilir. Bu sayede bu aracı mesela stop ettirmek pek mümkün değilmiş Hyundai'nin açıklamasına göre. Pek çok Kia Hyundai modelinde bu arada bu yeni şanzıman kullanılıyor ya da kullanılmaya başlayacak zaman içerisinde bu aracı stop ettirmek mümkün değilmiş. Acemi sürücüler bile çok rahat bir şekilde manuel şanzımanı kullanabileceklermiş. Bunun dışında ayağınızı gazdan çektiğiniz anda motorla şanzımanın bağlantısını kesip aracın çok rahat bir şekilde süzülmesini sağlamak gibi akıllıca başka özellikleri de bulunuyor bu yeni akıllı manuel şanzımanın. Bu da standart olarak sunulacak 136 beygirlik 1.6 litrelik dizel motorla birlikte. Bu ÖTV artışları, son ÖTV artışları düzenlemesi demeyeceğim buna. ÖTV artışları öncesinde hibrit Kona'nın Türkiye'de satışa sunulması üzerine bir planlama var idi. Ama sanırım bu rafa kaldırılmıştır. 2021'de bunu da görmüş oluruz. Belki hibritlerle ilgili bir değişim gelir o zamana kadar. Gelirse de hibrit motorlu bir Kona'yı da görmüş oluruz. Yürüyen aksamdaki diğer değişikliklere de hemen değineyim. Çünkü orada da bazı değişiklikler var. Süspansiyon sistemi mesela baştan sona elden geçirilmiş Hyundai Kona'nın. Hatırlatma olsun. Önden çekişli Kona versiyonları, önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu, 4 tekerlekten çekişli Kona versiyonları ise önde MacPherson yine, arkada çok kollu bağımsız aksla birlikte geliyordu. Arkada torsiyon çubuğu olan versiyonlar birazcık vuruntulu bir arka aks kullanımına sahipti. Biraz da sert bir süspansiyon ayarına sahipti. Bunların üzerine gidilmiş. Bütün sistem elden geçirilmiş. Bütün sistemin bağlantıları ya da bazı bağlantılar en azından değiştirilmiş. Roll barlar gibi bağlantılar değiştirilmiş. Ve sonuç itibariyle daha sessiz olacak şekilde tekrar düzenlenmiş. Vuruntuların önüne geçmek için mesela stoperleri değiştirilmiş arka aksın. Bunun dışında lastik seçimleri de değiştirilmiş. Bu seçimlerin ne yönde yapıldığını anlatması için bir örnek vereyim. 18 inçlik janta sahip versiyonlarda bu zamana kadar Continental, Conti, Sport, Contact 5 lastikler geliyormuş. Bundan sonra Continental, Conti, Premium Contact 6 lastiklere geçilmişler. Premium Contact, Sport Contact'a göre biraz daha konfor odaklı lastiklerdir. Yuvarlanma dirençleri de daha azdır. Bu sayede hem yakıt tüketimine katkıda bulunurlar hem de konfora katkıda bulunurlar. Böyle değişimler yapılmış otomobilin yürüyen aksamında. Yani daha konforlu bir hale gelmesi sağlanmış. Bunun dışında direksiyon yazılımı da yeni süspansiyon kurulumu ve yeni lastiklerle daha iyi uyum sağlaması için elden geçirilmiş. N-Line içinde hatta daha doğrusu 1.6 litrelik benzinli motora 7 vitesli DCT şanzımanı ve 4 tekerlekten çekişli N-Line donanımlı Hyundai Kona'nın ayrı bir direksiyon yazılımı var bu arada. Orada daha da farklı bir yazılım sunulmuş. Muhtemelen beklentiler daha farklı olacağı için. Son olarak makyajlı Hyundai Kona'nın 2021'in ilk aylarında Türkiye'de satışa sunulmasını bekliyoruz. 2020'nin son aylarında Avrupa'da satışa sunulacak. Bizde satışlar ilerleyen dönemde birazcık yavaşlayacaktır. Bu yavaşlama neticesinde de bizde birkaç ay gecikmeli alırız diye düşünüyoruz. Bakalım ne olacak, nasıl değişecek durumlar. Sanırım benden bu seferlik bu kadar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. İyi bakın kendinize. Bay bay.